Türkiye'de kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için iş dünyasında da pek çok kuruluş, dernek, canla başla çalışmalar yapıyor, çeşitli projeler yürütüyor. Bunlardan birisi de Türk Konfet Kadın Komisyonu. Şimdi karşımda Türk Konfet Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar var. Kendisi aynı zamanda Türk Konfet Başkan Yardımcısı. Merhaba Reyhan Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim Tülay Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İşte kadınlar olarak biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Türk Konfet Kadın Komisyonu ne zaman kuruldu ve neden kuruldu? Hangi ihtiyaçtan kaynaklandı bu komisyon ortaya çıktı? Evet, Türk Konfet tabii bir çatı örgüt. Türk Girişim İş Dünyası Konfederasyonu. Kendi çatısı altında 30 federasyonun ve 267 iş dünyasını temsil eden derneğimiz mevcut. Ve tüm bunlarla beraber bu derneklerin içerisinde de 43 kadın derneğimiz var. Türk Konfet 2015 yılında kadının çok yönlü güçlendirilmesi adına bu 43 kadın derneğimizle beraber bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon iş dünyasında kadının çok yönlü güçlendirilmesi için hem ekonomik anlamda ama aynı zamanda biliyoruz ekonomik anlamda da güçlendirebilmek için kadınların sosyal ve politik anlamda da güçlendirilmesi gerektiği için çok ayaklı bir yapıda, özel bir nitelikte çalışma kararı aldı. Ve 43 Kadın Derneğimiz 2015 yılından bu yana çatı örgüt olan komisyon altında ciddi çalışmalar yürütmekte. Peki, şimdi hemen merak ediyorum, o çalışmalar neler? Türk Konfet Kadın Komisyonu olarak hangi projeleri yürütüyorsunuz? Evet, şöyle, yani İzmir'den Erzurum'a, Samsun'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar neredeyse Türkiye'nin her yerini temsil eden ciddi bir kadın yapılanmasından bahsediyoruz. Bütün kadın örgütlenmelerimiz, en temel işlevimiz olan kadının iş dünyasında güçlendirilmesi için yerelden hareket etmekteler. Ve bizler yerelden gerek mesleki eğitim çalışmalarında, gerek kadın girişimciliğin güçlendirilmesi yönündeki ana programlarla beraber tüm kadınlarımızın yerelden edinmiş oldukları verileri, yerelden edinmiş oldukları gereksinim duydukları politikaları bu komisyonun çatı örgütünde birleştirmekteyiz. Yani bu komisyon esasen bir değişim ve dönüşüm için bir üçüncü göz görevini görmekte. Ve bütün bu kadın örgütlenmesi çalışmalarını da bu adı altında da birleştirmekte. Bugüne kadar yapmış olduğumuz iki önemli raporumuz vardı. İş dünyasında kadının güçlendirilmesine yönelik. Lütfen buradan değerli seyircilerimiz Türk Konfet internet sayfasından bu raporlara ulaşsınlar. Çünkü hem çalışan kadının hem girişimci kadının Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde karşılaşmış olduğu bütün sorunları ele alan, bu sorunlar için çözüm önerileri sunan çok önemli raporlamalarımız oldu. Bunlarla beraber sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da Türk Konfet Kadın Komisyonu ciddi bir temsiliyet sağladı. Türkiye'de iki önemli uluslararası kadın zirvesini gerçekleştirdi. Bundan önce, tabii geçtiğimiz yıl COVID etkisiyle gidemedik ama bundan önce de yine New York'ta Birleşmiş Milletler'in yapmış oldukları çalışmalarda, UN Women'da da Türk Konfet Kadın Komisyonu bu anlamda Türkiye'yi temsilen de yer aldı. Burada hem ulusal hem uluslararası anlamda aynen bölgeler arasındaki eşitliklerimiz gibi farklılıklarımız da var. Bu farklılıkları dile getirmek, çözüm önerilerini sunmak en önemli misyonumuz. Peki, bu iki önemli rapordan bahsettiniz. O yüzden de çok hakim olduğunuzu, kadın sorunlarına ilişkin çok hakim olduğunuzu anlıyorum. Bizzat o raporların içinde yer alan bir isim olarak. Bizi sayabilir misiniz? Biraz kısaca anlatabilir misiniz? İş kadınları, kadın girişimciler hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Hangi toplumsal ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar? Özellikle de Türkiye'ye yayılmış bir örgüt olduğunuz için bölgesel olarak yaşanan sorunlar da vardır mutlaka ki var yaşıyor kadınlar. Bize anlatır mısınız? Kadınların en önemli sorunları neler? Neler yaşıyorlar? Evet. Biz aslında bugüne kadar her zaman iki başlık altında bu işi topladık. Çalışan kadınlar ve girişimci kadınlar. Ben üçüncü bir başlık açtım. Kadın kooperatifleri. Çünkü ne tamamen çalışan ne tamamen girişimci diyebileceğimiz aslında esasen girişimcilik çatısı altındalar ama çok da özel nitelikte değerlendirilmesi gereken alan olmakta. Çalışan kadın, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerimizin en temel, en böyle ortaklaşan yanımız cam tavan sendromlarımız.
geleneksel olarak bizlere tanımlanan kodlar, aile içi kodlar, bunlar bütün alanlarda kadınlarımız tarafından karşılaştığımız sorunlar oluyor. Bu sorunlarla mücadele ederken ama bir bakıyorsunuz ki sadece bu sorunun temel öznesi olan erkeğin kendini birincil görmesinden kaynaklı değil, bazen kadının da kendini ikincil görmeyi kanıksamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bizler kadın örgütlenmeleri olarak şunu çok iyi biliyoruz. Bir yerde zorlanma duygusunun olmaması orada zorlanmanın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu anlamda bazen kadın arkadaşlarımız tarafından çünkü yani bulunduğu yerden ve durumdan memnun olma halinden kaynaklı bize karşı bir duruş da sergilenebiliyor. Bu aslında bulunduğu durumun kader anlayışıyla birbirine geçmiş bir bakış açısından kaynaklanıyor. O yüzden bu anlamda geleneksel kodlarımızın kadın erkek eşitliğini, fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde aile içindeki rollerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve burada işte toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı çok önemli oluyor. Bunu topluma anlatabilmek çok önemli oluyor. Kadın ve erkeğin biyolojik farklılığının eşitsizliğin bir kaynağı olmadığını anlatabilmek gerekiyor. Bu en önemlisi. Şimdi çalışan kadınlarla ilgili diğer en önemli sorunumuz kayıt dışı çalışma, kayıt dışı ekonomi. Bugün şunu biliyoruz. Türkiye'de çalışan kadınların maalesef %41'i kayıt dışı çalışmakta. Yani zaten %34'lük bir düşük oranda bir çalışma oranına sahipken bir de bu oranın içerisinde %41'lik bir kayıt dışı çalışan kadınla baş başayız. Ve bununla beraber de erkeklerle eşit olmayan bir ücret anlayışımız var. Erkekler lehine dünyada %25'lik bir ücret farkımız mevcut. Buna yönelik de hem Türkiye'de hem de tüm dünyada çalışmalar yapılmakta. Yani sizler işe alınırken bir erkekle aynı vasfa sahip olacak şekilde o işin bütün niteliğini, bütün özelliklerini eş yerine getirecek şekilde alınıyorsunuz. Ama maalesef ücretlendirilirken aynı iş için aynı şekilde ücretlendirilemiyorsunuz. Kadın girişimciler için geldiğimiz zaman en önemli sorunlardan biri, bahsettiğimiz gibi cam tavan sendromu dışında, geleneksel kodlarımız dışında, girişimci kadınlarımızın finansmana erişimi ve pazara erişimi en önemli ve aciliyetli iki önemli sorun. Finansmana erişim aslında çok tarihsel bir sorun. Yani gerek miras hukukundan tutun, gerekse mevcut yaşadığımız düzen içerisinde de kadınların iş yapması için aileden ya da farklı bir yerden desteklenememesi. Miras hukukunun tarihselliği nerede önemli bulunuyor? Bugün mevcut kapitalist sistem size önce borçlanmayı, sonra iş yapmayı dayatıyor. Bugün iş yapan bütün girişimcilerin ilk yaptığı, evet iş fikrimiz önemli ama hala iş fikrini finansmanın önünde önemli kılacak bir sistemimiz yok. Bankacılık sistemimiz bunun üzerine düzenlenmiş durumda değil. Kadın girişimcileri desteklemek üzere küçük paketler açıklanmakta, KOSGEB paketleri açıklanmakta, mikro krediler açıklanmakta. Ama burada şu önemli, bu kredilerin, bu verilen finansmanların hiçbiri kadınlarımızı gerçek bir girişimci yapmak üzere değil, maalesef fakir fukaralıktan kurtarmak üzere ev ekonomisine bir nebze katkısı olması üzerine oluşturulmuş çalışmalar. O yüzden bu çalışmaların gerçekten ciddiyetle ve işe yarar bir sonuç elde edilmesini istiyorsak, kadınların iş fikirlerini öne alan, eğer bunu özel bankacılık yapamıyorsak, kamu bankalarının devlet politikası nezdinde esas alması gerekmekte. Çünkü bu kadınlarımız aileden herhangi bir gelirleri yok, teminat gösterecek gayrimenkulleri yok, gayrimenkulün çok düşük oranda olduğunu biliyoruz, araçları yok vesaire yok. Yani bankaya teminat gösterebilecek herhangi bir finansal kaynağı olmayınca iş yapması da mümkün olmuyor. Bir diğer husus, bugün işletmelerin Türkiye'de de 0 ila 3 yıl arasında yaşadığını görmekteyiz. İlk 3 yıl kadın girişimcilerin desteklenmesi önemli. Ama bugün bir bakıyorsunuz, kredi garanti fonu size kredi verirken 2 yıllık şirket geçmişi. Biz de diyoruz ki bu tarz 2 yıllık şirket geçmişleri gibi kuralları en azından kadın girişimciler için bir tarafa bırakıp girişimcinin yerinden iş denetim mekanizmasını geliştirebilmek gerekiyor. Yani bu kadınların yerinden yaptıkları işin niteliği ve gerekirse bunlara danışmanlar atayabilmek gerekiyor. Çünkü ilk 3 yıl kritik süreç oluyor. Bir diğer mesele de pazara erişim. Burada kadınlara çok iş düşüyor. Artık dünya, COVID sürecinde de gördük, dijitalleşen bir dünya. Dijitalleşiyoruz. Ve burada pazara erişim konusunda geleneksel
pazara erişim uygulamalarının dışında da artık dijitali, sosyal medyayı, bu alanları iyi kullanabilmeleri gerekiyor. Bilgiye erişim eskisi gibi değil. Artık bilgiye daha kolay erişilebiliniyor. Bu anlamda istekli, ilgidar olmaları gerekiyor. Kurumlarla iletişim halinde olmaları gerekiyor. En önemli mesele burada pazara erişim oluyor. Çünkü şunu da görüyoruz yerelde, hemen toparlamak da gerekirse, konu o kadar uzun ki, yani raporları anlatmak o kadar uzun ki, yerelde gerek sivil toplum kuruluşlarımızın, gerek kamu örgütlerimizin kadınlara çeşitli mesleki eğitim verdiklerini biliyoruz. Ama bu mesleki eğitimden altında üretilen ürünlerin satışa konu olmayan, stilize edilmemiş, modernize edilmemiş, alıcının sadece inisiyatifine ve vicdanına bırakılmış, kadına bir katkı amacıyla üretilmiş ürünler olmasından kaynaklı maalesef pazara erişim konusunda da yine sıkıntılar yaşamaktayız. Bu anlamda çeşitli Kültür Bakanlığı'nda ufak çalışmalar yapıldı ama yaygınlaştırılamadı. Kadınların ürettikleri ürünlerin satışa esas ürün niteliğinde olması burada önemli. Burada e-ticaret, markalaşmayla ilgili de Ticaret Bakanlığı'nın ciddi bir çalışması var. Bunları duyuyoruz. Bunların da işte etkin olabilmesi için bu işte masa başı bürokratlarıyla değil, bu işte sahadaki sivil toplum örgütleriyle çalışılması, konulara sıcak, yerinde, zamanında ve en kısa sürede çözüm bulunması önemli. O kadar geniş ve kapsamlı bir konu ki hakikaten hani bir üst el tarafından hepsinin dizayn edilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Öyle bir konunun içindeyiz. Biraz atladık, zamanı iyi kullanalım diye içine giremedik ama girelim istiyorum. Hani söylediniz ya, toplumsal kalıplar nedeniyle aslında kadınların yaşadığı en büyük sorun bu toplumsal kalıplar, önyargılar, toplumsal cinsiyet rollerinin yanlış kodlanmış olması. İşte nedir? Kadına anne rolünün biçilmiş olması, kadın evde olmalı, ev işi yapmalı, çocuğa bakmalı, erkek dışarıda olmalı, parayı kazanmalı gibi bir sürü kodlar var. Bu kodları açalım mı birazcık sizinle, anlatır mısınız? Hem cam tavanlar hem de bu kodlar neler, gördüğünüz örnekler, sizin yaşadığınız örnekler, çevrenizde gördükleriniz neler? Biraz anlatalım, üzerinden geçelim. Evet, şimdi şöyle, bu birileri için belki çok yani feminist bir ifade gibi gelebilir. Çünkü biz kadına dair ne zaman bir şeylerden yana konuşmuş olsak, bir feminist konuşuyor ve bir feminist konuşuyorsa kötü konuşuyor algısı var. Feministler bu ülkenin kadın haklarına sahip olabilmesi için kadınların mücadele eden kesim. Eğer feminist hareket olmasaydı bu ülkede, bugün geldiğimiz noktada asla olamayacaktık. Ne kazandı evet. Kadınlar? Feminist hareket sayesinde kazandılar ve iyi ki feministim diyorum. Ve hepimiz bunu gururla söylemeliyiz. Evet, tam onu diyeceğim. Bunu dinleyenler maalesef böyle tuhaf tuhaf garip yakıştırmalarda bulunuyorlar. Evet, evet. Şimdi bu önemli. Buna daha küçük bir anekdot söylemek istiyorum. Diyarbakırlıyım. Orada bir abimizle konuşurken işte feminizm vesaire kız çocuklarını okutuyor musun dedim. Okutuyorum dedi. Sen de bir feministsin dedim. Ben kötü bir şey yapmıyorum ki dedi. Yani bu sadece küçücük bir şeydi. Keşke niye feministler kötü bir şey mi yapıyor? İşte feministler tam da bunu istiyor deseydiniz. Evet, çünkü şu, feministler birilerinin işine gelmeyen bir şey yapıyor. Neyi yapıyor? Erkek iktidarlığını yıkıyor. Bir iktidarlık istemiyor. Yaşamı birlikte ortak götürmek istiyor, ortak yürütmek istiyor, eşit olmak istiyor. Bir erkeğin sahip olduğu en temel bütün insan haklarına sahip olmak istiyor. Yani hani toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin ilk şeyi vardır ya, kadın doğulmaz, kadın olunur diye. Aynı şey erkekler için de hiç fark etmiyor. Erkek doğulmaz, erkek olunur diye. Çünkü tarihsel kodlarımızdır bizi kadın yapan, bizi erkek yapan, bize bu rolleri veren. Ve bu şunu da görebiliyoruz işte, bu kodlar değişemez, dogmatik kodlar değil. Artık zaman, artık teknoloji, yani kadının doğurganlığının kısıt olduğu, doğum kontrolünün mümkün olmadığı zamanla kadının kamusal alandaki görünürlüğünün ve yüksekliğiyle şimdikini bir tutamazsınız zaten. Ve şöyle bir durum var ki sadece Türkiye için değil, tüm dünya için.
feminist akım sadece kadınların kadın hakları için mücadele etmiş ve bunu sağlamış değil. En temel haliyle güçlünün güçsüz üzerindeki tahakkümünü kırmış. İnsanın doğa üzerindeki tahribatını, erkeğin kadın üzerinde, kadının bir başka canlı üzerinde hiç fark etmiyor aslında. Yani burada en temel olgunun yaşam, yaşama dair tutunmanın olduğu, güçlü güçsüz arasındaki bir tahakkümün olmadığı bir esas çerçevesinde yürümüş ve yürütülmüştür. Burada bahsettiğim gibi işte şu, bu bize dayatılan geleneksel kodlarımız bizim aslında hepimizin birer cam tavanı haline gelmiş. Birçok şeyi konuşurken fark etmeden bu bilinçaltı kodlarımızla konuşuyor ve söylüyoruz. Örnek verir misiniz? Hemen örnek verelim ki daha iyi anlaşılsın. Tabii tabii, şöyle. Geçtiğimiz günlerde biz Türkonfet'te değişim dilde başlarla geçtik, çıktık ortaya. Çünkü şunun da farkındaydık. Kullandığımız dil aslında zihnimizin aynısıdır. Biz farkında olsak da olmasak da. Bazen zihinsel dönüşümden önce dildeki değişim ve dönüşüm de zihne etki edebilmekte. Ve iki tane çalışmayı önümüze esas koyduk. Bugün iş kadınları, bana ne kadar güzel iş kadını adamısınız diyen insanlar var. Yani iş kadınlığı ile iş insanlığını ya da iş yapan kadın hala birilerinin bilincinde ve zihninde oturmuş değil. Çünkü iş yapmak kadına mahsus gibi değil. Yani kadının işte aile içerisindeki çocuk bakmak, yuvayı dişi kuş kurar misali, hep böyle bir dişi kuş üzerinden, hep böyle doğaya atıflı bir atıflandırılmış durumda. Biz mesela yaptığımız iki çalışmadan biri değişim dilde başlardı. Yani dilimize oturan, sizi ifade ettiğiniz zaman bir ön yargınızı ifade etmeyen, ortaya bir cinsiyet koymayan ifadelerden yana olduk. İşte iş adamı yerine iş insanı ifadesi gibi en basit tanımıyla. Ve bununla beraber bir de şunu yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımızda iş adamı ibaresini kaldıralım dedik. Sivil toplum kuruluşlarımız da artık kendilerini ifade ederken, kendi çatı örgütlerinde bulunan kadınların da varlığını bilsinler ve kanıksasınlar. Artık iş adamı derneği diye ifadenin ortadan kalkması gerektiğini, burada iş insanı diyebilirsiniz, iş dünyası diyebilirsiniz. Önemli olan ifade ettiğiniz şeyin karşı tarafta bir cinsiyet çağrışımı yapmaması. Bu, çünkü yaptığımız işlerin cinsiyet üzerinden temellendirilmesi, yapılan işe de ayrı bir rol biçmekte. Yapılan işi de ya kadın esaslı ya erkek esaslı. Bu işi kadın yapabilir, bu işi kadın yapamaz üzerinden gelmekte. Tüm bunlar üzerinden de bunun değişmesi gerektiğine inandık ve bu anlamda. Şimdi aile üzerinde de şöyle bir durum var. Hem girişimci kadınlarda hem çalışma hayatındaki kadınlarda gördüğümüz. Aile hayatı kurmak ile iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Bir erkek bu tercihi yapmak zorunda kalmaz iken, kadının bu tercihi yapmak zorunda kalmasının tek sebebi geleneksel kodlarımız işte. Bu bahsettiğimiz kadının evde olması gerektiği, kadının birincil işi. Ya da bir kadının her başarısı ve başarısızlığının bütün kadınlara atfedilmesi sorunu. Bir kurumun başında herhangi bir erkeğin başarısız olması, bir erkek cinsinin başarısızlığı kabul edilmez iken, bu kadınlar için maalesef kadın cinsinin başarısızlığına ya da başarısına atfedilmekte. Bu anlamda şu çok önemli oluyor. Hani diyoruz ya, bir kadın ayağa kalkıp bir şey söylüyorsa bilmeli ki sadece kendisi için değil, bütün kadınlar için söylüyor, bütün kadınlar için ayağa kalkıyor. O yüzden de Türkonfet Kadın Komisyonu olarak da bizler mevcut sistemin erkekler tarafından kurulduğunu biliyoruz. Ve bu sistemde varlığımızı gösterebilmek için bu sistemin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Bu sistemi değiştirebilecek tek şey kadın erkek fırsat eşitliğinin yaratılabilmesidir diyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu temel üzerinde oluşturuyoruz. Yani sizinle herhalde saatlerce konuşabiliriz. Ne kadar hakimsiniz her şeye. Böyle hayranlıkla izledim, dinledim sizi. Tebrik ediyorum gerçekten. Biraz da sizi tanıtalım mı? Artık sohbetimizin hani son kısmındayız. Reyhan Attar kimdir? Şimdiye kadar neler yaptı? Ve bilince nasıl sahip olduğunuz, hani ben 40 yaşımdan sonra uyandım diyorum, 40 yaşımdan sonra feminist oldum ve eşitsizliğin ne kadar aslında derin olduğunun farkına varabildim. Siz nasıl fark ettiniz? Hem sizi tanıyalım hem de farkındalığınızı konuşup sohbetimizi bitirelim. Evet. 1984 Diyarbakır doğumluyum. Esasen mali müşavirim. 2008 bu yılından bu yana da aile şirketinde inşaat sektöründeyiz.
Ben de son 2-3 yılımda kamu ve özel sektöre, hazır gıda sektöründe hazır yemek catering hizmeti vermekteyim. Yani iş yaşamında böyle birkaç alanda, birkaç kolda devam etmekteyim. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana da Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aslında şöyle, feminist bilinç dediğiniz şey, yani belki de yaşadığım coğrafyanın da hani etkisiyle olacak ki biraz böyle anne ve babadan. Benim babam 6 kardeşiz, 6 çocuk da üniversite mezunu, ilk 4 kız son 2 erkek. Ve kız çocuklarının okuması onun üzerinde farklı bir hassasiyetti. Yan yana geldiğimiz her kişiyle, her bireye kaç çocuğun var, kızlarını okutuyor musun sorusu. O yani bu soru o yaşlarda çok böyle hani şey gelmiyor size biraz böyle, çünkü ben herhangi bir ayrımcılığa uğramadım. Ne aile içinde ne dışarıda. Biraz daha güçlü kaldım. Yani hani uğradığım ayrımcılığın da cinsiyet temelli olduğunu fark etmedim açıkçası. Bu biraz daha aslında üniversite hayatıyla beraber daha fazla işte sivil toplum alanında çalışırken bunu fark ediyorsunuz. Çeşitli yapmış olduğunuz çalışmalar içerisinde bunu fark edebiliyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz. Kamusal alana kazandırılmış kadının zaten hiçbir eğitimden geçmesine gerek kalmaksızın bir erkeğin merhametine ihtiyaç duymadan, bir erkeğe mecbur kalmadan nasıl yaşayabildiğini, nasıl ayakları üzerinde durabildiğini ve nasıl bu bilince varabildiğini görüyorsunuz. Kamusal hayata kazandırılmayan kadınların da hangi eğitimi alırlarsa alsınlar, o eğitimin bir yerde kısır kaldığını görebiliyorsunuz. O yüzden burada kadınlar için hep şunu diyorum. Biz yani annelik sadece savaş döneminde kutsanmış ve kadın sadece anneliğiyle kutsanmış ama bu sadece savaş dönemlerinde işe yaramış. Yani bugün kadın tarihine baktığınız zaman anneliğin kutsallığı üzerinden hiçbir kazanım elde edememiş. Kadınların esas en büyük kazanımları işte bu kamusal alanda. Yani evet, eğitimli anne olmak önemli ama kamusal alanda kendine ve topluma bir şey kazandırabilen, bir şey katabilen kadının esas burada önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten sivil toplumda şudur. Sizin toplumdan aldığınızı ve kazandığınızı tekrar bir sorumluluk bilinciyle toplumla paylaşmanız demektir. Ona geri döndürmeniz demektir. Bunun için zaman verirsiniz. Bunun için hem maddi hem manevi katkıda bulunursunuz. Fedakarlık yaparsınız. Ama bunun için de koskoca daha iyi bir gelecek demektir. Ve bu geleceği görür ve hissedersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sizinle ayrıca başka zaman yine konuşmayı çok isterim. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Birlikteydik. Kiminle birlikteydik? TÜRKONFET Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, aynı zamanda TÜRKONFET Başkan Yardımcısı ve bir başka şapkası daha var. Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.